gelen bir açı var. Belki bir ek bilgi izleyicilerimiz bilmiyor olabilirler. Özetle şu. Şimdi Rusya Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. O açıklamadaki özellik şuydu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ikili görüşmede Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na ne dedi? İkili yani, görüşmede. Evet. Doğru. Sonuçta Çavuşoğlu iki tarafla da ikili görüşmede yaptı. İkili görüşmede yaptı. Bunu da anlıyoruz. İşte Rusya tarafı Mevlüt Çavuşoğlu'na neden bu savaşı başlattığını anlatmış birkaç cümlede. En azından Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına onu öğreniyoruz. Bildiğimiz şeyler ama bence canlıydı, bunu söyleyelim, hatırlatalım. Demiş ki Mevlüt Çavuşoğlu'na Lavrov, NATO'nun yıllardır Doğu Avrupa'ya doğru genişleyip Rusya sınırlarına yaklaşması, buraya saldırı silahları yerleştirmesi ve Minsk anlaşmalarını yerine getirmeyen aşırı milliyetçi Kiev rejimine silah tedariki yapması askeri gerilimin benzeri görülmemiş derecede artmasına neden oldu. Bizim de buna bir yanıt vermemiz gerekti. Bu da hani pek konuşulmayan, benim de kaynağım Sputnik Haber Ajansı. Tabii oradan zaten okudum. Bugünkü açıklamada da evet. Lavrov Rus tezlerine ilişkin pek çok şey anlattı. Pek çok şey anlattı. Diğer ülkelere saldırmayacağız dedi. Ukrayna'ya da saldırmadık dedi. Yani Rusya ısrarla evet, bunu başka şekilde niteliyor. Biz Ukrayna'yı işgal etmedik. Başka yeri de işgal etme niyetimiz yok. Ukrayna'ya silah gönderenler, bugüne kadar silah gönderenler eylemlerinden de sorumludurlar dedi. Kiralık savaşçıları teşvik edenler bundan sorumlu olacaklar dedi. Bizim güvenliğimizi ilgilendiren konulara nasıl NATO karar verebilir? Ukrayna'nın silahlandırılmasını istemiyoruz. Hiçbir şekilde Ukrayna'da yeni Nazi nitelikli bir hükümet kurmasını arzu etmiyoruz. Bir takım faşist taburlar oluşturularak devlet başkanı tarafından şeref kıtası olarak selamlanıyor. Bunu istemiyoruz. Biz Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. Aslında bu buluşma vesilesiyle Rus tarafı da tezlerini tabii yer veren medya olduğu sürece Türk kamuoyuyla da paylaşma fırsatı bulmuş oldu. Şimdi Sayın Erozan, hem şu ana kadar konuşulanlarla ilgili yorumunuzu rica edeyim, hem de bir yandan da NATO Genel Sekreteri de yarın Türkiye'ye gelecek, Stoltenberg. Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüşecek, Antalya'da diplomasi forumuna katılarak burada konuşma yapacak. Zelenski, NATO'ya ilgimi kaybettim. Rusya ile savaşmak istemiyorlar, korkuyorlar. Zelenski, Amerika'ya ve NATO'ya ne ölçüde güvenebileceğini sizce yeni mi öğrendi? Ben Zelenski'yi bir tarafa koyayım. Bütün ülkeler açısından milli güvenliğinizi başkasının sırtından sağlamaya kalkmayacaksınız. Kendi yeteneklerinizi pekiştireceksiniz ve kendiniz ayakta durabileceksiniz. Yoksa bugün Zelenski'nin başına gelen aynı hatayı yapanlara da maalesef ileride başka türlü belalar açar. Şimdi biraz evvel Sayın Pehlivan söyledi haklı olarak, ama şu anda Putin'in yaptığı, ben bir takım çağrılarda bulundum size siyasi alanda. Yani bunları, çünkü geçmişte şöyle bir sorun yaşadı Rusya Federasyonu. 1990 senesinde o dönemin Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı James Baker ile Gorbaçov arasında yapılan bir görüşme vardır. 1990 yılı Şubat ayında, daha Sovyetler Birliği dağılmamış. O tarihte ama Almanya birleşme yolunda gidiyor ve Almanya'nın birleşmesi otomatik olarak, Doğu Almanya'nın Almanya ile birleşmesi, NATO'nun en azından Doğu Almanya kadar genişlemesine yol açıyor. Dolayısıyla o müzakereler sırasında Amerikalıların bir söz verdikleri doğrudur. Kayıtlarda vardır bu. Ama o kayıtlarda, yani tutanaklarda vardır, ama bunlar iki tarafın altına imza attığı bir metne dönüşmemiştir. Şimdi onun hatasını, yani Gorbaçov'un hatasını tekrarlamak istemeyen Putin, bu seferki taleplerini yasal bir zemine oturtalım. Yani bunu, benim taleplerim şunlar şunlar. Avrupa güvenlik mimarisi de var, onu da tartışalım. Ama sonunda hepsinin altına birlikte imza atalım dedi. Ama Batı'dan aldığı yanıt kendi beklentilerini karşılamadı. Ve sonunda şuraya geldi. İş başa düştü diyeceğim Türkçe tabiriyle. Ben o zaman sizin siyasi masada halledemeyeceğinizi askeri alanda hallederim dedi. Ama affedersiniz işi şeyinden çıkardı. Ölçüsüz bir noktaya getirdi. Yani bugün Rusya Federasyonu'nun
saldırgan olduğunu herkes kabul ediyor. Yani eğer bu askeri harekat başında sözünü ettikleri gibi Donbas'taki Rusça konuşan, onlara göre Rus dünyasının unsurları olan topluluklarla sınırlı kalsaydı belki saldırgan veya savaş kelimesinin kullanılmadığı bir noktada iş durur ve yine masada çözümlere gidilirdi. Ama şimdi Ukrayna'nın silahsızlandırılması bir anlamda o başlangıçta talep ettiği şeyi askeri güçle sağlamaya çalışıyor. Ha, sonunda ne olacak? Sonunda çekilecek tabii ki. Yani bunu sonunda eğer kabul ettirebilirse Zelenski'ye ve Zelenski'nin de ötesinde Batı'ya çekilecek. Ama buradaki insani bir dram var bugün bunun gerisinde. Yani yine milyonlarca insan göçmen vaziyette, binlerce insan ölmüş vaziyette. Hem asker hem sivil. Bunun yani Avrupa'nın göbeğinde neredeyse cereyan eden bir krizle karşı karşıyayız. Bu ilerisi açısından bence tehlike çanlarının hala çaldığını gösteriyor. Yani biz hepimiz ne bileyim NATO var dedik. NATO'ya rağmen oldu bunlar. NATO'nun açıkça verdiği bir desteğe rağmen. Avrupa Güvenlik İşbirliği var ona rağmen. Avrupa Konseyi var ona rağmen. Yani dolayısıyla bu bir noktada bu uluslararası kuruluşların da işlevlerinin sorgulanmasına yol açacak bir noktaya geldi. Peki. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, emekli Büyükelçi, Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan. Çok teşekkür ediyorum Sayın Erozan katkınız için. Ben teşekkür ederim sizlere. Kolay gelsin. Peki. Evet, bu şekilde vedalaştı Sayın Erozan bizimle birlikte. Gün içinde attığı tweet dikkat çekmişti. Eleştirmişti masanın şeklini ve kombinasyonu, kompozisyonu. Bu bir photo occasion olsa gerek dedi. Şimdi İsrail Cumhurbaşkanı geldi Ankara'ya. Elde sıkıştılar. Ama fotoğraflarda şöyle de yorumlandı. Yani sanki Erdoğan çok da mutlu değil miydi acaba yüzündeki ifade? Ya da ne bileyim İsrail Cumhurbaşkanı'nın iki elini birden hani sarılması ama buna karşılık Erdoğan'ın sadece tek elini uzatmış olması, diğer elini. Yani evet bir araya geliyoruz ama yani çok da içme sinmiyor sanki gibi bir hava hissettiniz mi Salim Bey sizde? Şimdi bu ilginç bir durum. Az önce Salim Şen de söyledi. Salim Şen'in söylediği aynı zamanda Middle East Eye'ın bildirdiği bir haberde de şöyle yazıyor. Washington'daki Orta Doğu Enstitüsü'nden bir kişi diyor ki İsrail gazını yurt içi kullanım ve Avrupa ihracat için Türkiye'ye getirme planı 8 yıldır var ve değişmedi. Ama Ukrayna'daki olaylar ve doğalgaza acil ulaşım ihtiyacı konuyu yeniden ısıttı. Yani bu ziyaretin gündem maddelerinden birisi ya da bu ziyaretin arkasında yatanlardan birisi İsrail gazının Türkiye aracılığıyla hatta belki Kıbrıs'ın da devreye sokularak Avrupa'ya iletilmesi de olabilir. Nasıl, buraya bir ilave yapayım mı? Yani çok ama kısa kısa gidiyorum şu an. Yok, çok kısa, çok kısa. Yok, bir ilave yapayım mı? Buyurun. Ne hikmetse yarın Almanya Başbakanı da geliyor. Gelmiyor galiba. Yani birkaç gün. Yani yarın derken gelecek, hani şey olarak. Yarın Stoltenberg geliyor. Evet, NATO Genel Sekreteri geliyor. Yunanistan Başbakanı geliyor. Mitsotakis gelecek. Mitsotakis geliyor ve Almanya Başbakanı geliyor. Yani hepsi bunların üst üste. Bakın Almanya Kuzey Akım 1'i düşünün. Kuzey Akım 2'yi dondurmasını, Kuzey Akım 1 ile Rusya'dan aldığı doğalgaza ABD'nin alternatif arayışlarını koyun. Birdenbire Almanya'nın bu arayış, yani tam İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelişiyle işte dediğiniz gibi Kıbrıs üzerinden düşünüldüğünde birdenbire Yunanistan Başbakanı da geliyor. Yani bunların tamamı şu anda Avrupa'ya alternatif bir enerji, yani gaz kaynağının ulaştırılması için ABD önderliğinde bir yeni bir politik düzlemin oluşturulmasıdır. Peki. Şimdi Barış, İsrail ile ilgili neler söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar? Yani one minute'da başlayan bir hikayeydi. Doğal olarak İsrail iktidara yakın medyada bunları sürekli haklı kılacak şekilde manşetlerine taşıdı. Şimdi mesela oradaki gazeteciler bu kez bu İsrail Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini bu kez de bunu tabii o çok olumlu bir gelişme olarak aktarmak zorundalar. Bu çok zor bir gazetecilik türü değil mi ya? Nasıl buluyorsun bunu? Yani... Ben onlar gazeteciyse ben gazeteci değilim. Ben bunu özellikle söylüyorum. Gazeteciliğin ben farklı bir şey olduğunu düşünüyorum.
çelişkileri ortaya çıkarması tam da dediğiniz EMA zamanında böyle demiştiniz, şimdi böyle diyorsunuz, bu aradaki değişimin nedeni nedir gibi soruların sorulmasını ben doğal karşılıyorum. Yani Erdoğan one minute çıkışı yaptığında alkışlamak, evet. Şimdi işte barışıyoruz dediğinde de evet ya bu da çok iyi oldu diye alkışlamak, bu nasıl sahibinin bir ruh hali yani? Sahibinin sesi ve dal kavuklukla eşdeğer. Siz beni konuşturtuyorsunuz, sonra benim ağzımdan kötü kelimeler çıkacak diye korkuyorum ama. Estağfurullah, öyle bir şey olsa ben müdahale ederim, tamam, merak peki. etme. Yani bu o arkadaşlar maalesef gazetecilik yapmıyor, sadece yazıcılık yapıyor, bilgisayar memurluğu yapıyorlar. Zaten onlara ne metin yazacakları, başlıklarına ne koyacakları, hangi kelimeleri kullanabilecekleri önceden zaten İletişim Başkanlığı tarafından talimatla verilmiş durumda. Onların soru sormaya, özgür iradeleriyle soru sormaya bile hakları olduğunu düşünmüyorum. Eğer soru sormayı akıllarından geçirirlerse soru sorabilecekleri o yere girmelerinin yasaklanacağını düşünüyorum. Peki, kitabı karıştırıyorsun bir yandan. Bir yandan da kitabı karıştırıyorum. Burası çok ben önemli kitabı. Çalışıyorum. Bakın, Sayın Eski Hazine Maliye Bakanı. Biz eleştiriyorsak okuyoruz. Bu katkımızı unutmayın. Bize çok şey borçlusunuz. Bir, istifanızı kimse duyuramıyordu. Bizim gibi birkaç bağımsız kanal duyurabildi. Oradan borçlusunuz. Çünkü insan tavır göstererek istifa edince bunun konuşulmasını ister. Bunun kamuoyuyla buluşulmasını ister. Evet. Bu bir. İkincisi, bakın kitabınız çıktı, gösteriyoruz. Size katkıda bulunuyoruz. Buradan da borçlusunuz bize. şimdi mesela... bu bakanın istifasını göremeyen medyanın evet. ilgili kısımları bu kitabı şu anda görüyorlar tabii değil mi? Canım, tabii canım. Yani bu Sayın Bakan neden yani, istifa etti hiç onlara girmiyorlar ama. Nasıl istifa etti hiç onlara girmiyorlar. Giriyorlar ama ya. Bu kitabı görüyorlar. Tabii. Berat Albayrak kendisi neden istifa ettiğini pek açıklamıyor. 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 Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyor anladığım teşekkür kadarıyla ediyor. Kitapta. Çok ilginç şeyler var. At iziyle it izini anlatıyor mu? Anlatmıyor da bazı sistemlerini satır aralarında görüyoruz. Yani net olarak atlar bunlar, itler bunlar diye bir şey anlatmıyor yok, yani. Eğer onu, neyi kastettiğini. Onu yazsaydı bu kitap da piyasaya çıkmazdı. Ha, o zaten atizi itizini anlatsaydı. Bu kitap da piyasaya çıkmazdı. Kitap piyasaya. Korsan olarak el altından dağıtılması çıkmazdı, gerekiyor. Çıkmazdı, basılırdı belki. Evet. Matbaalar basılır, toplatılma olurdu. Evet, o kitap gibi. Fikret abi, son olarak sizin de kısa bir yorumunuzu rica edeyim. Yani İsrail'e kafa tutarken alkışlayan gazeteci klavyesine dokunuyor böyle, yazıyor yazısına. Ondan sonra efendim İsrail'le barışılıyor, ooo çok iyi oldu, yazıyor yazısına. Klavyeye yine dokunuyor. Aynı